Evet arkadaşlar 2 Ağustos Cuma akşam kapanış. Hemen aracı kurumlara bakalım. Garanti yatırımı almış. 1 milyar 300 milyonluk. Yapı kredi almış. 1 milyar 150 milyon. Oyak yatırım 400 milyon. TEP 400 milyon. AK 300 milyonluk almış. Satışlarda Bank of var. 1 milyarın üstünde satmış. QNB satmış. 734 milyon. Ziraat satmış. 709 milyon. Tacirler 400 milyon, ünlü menkul değerler 310, gedik 269 milyonu satmış. En çok satan Bank of America, şöyle bakalım neler satmış. Şuradan en çok satan, ne diyor... Evet arkadaşlar. Bank of America en çok ne satmış? Hemen onlara bakalım. Altın ay satmış arkadaşlar. 327 milyonluk. Ereğli satmış. Yiğit sahol satmış en çok. Yani şurada altın ay 327 milyonluk altın ay satabilmiş. Yani Yiğit'ten 300 milyonluk satmış. Yani şu Ereğli'den saholdan bir maçtan satarsın da şu Yiğit'ten altın aydan 300 milyonluk nasıl satabiliyorsun? Yani nasıl bir piyasa yaptılar yani? Şimdi en çok da aldığı Petkim, Kozal, Ülker, Şok Marketler. Bunları almış arkadaşlar. Şöyle e, en çok alanda aracı kurumda garantide ne almış? San GEO almış. SNGO, Koç Holding almış. Bir maç Türksel, Türkiye Hava Yolları. E, en çok alan kurumda ne satmış? Onu da bakalım. Eda Ereğli satmış. 50 milyonluk Ereğli satmış. Evet arkadaşlar. Sıkıcı bir gündü. Hisselere de baktığımız zaman şöyle e, ee, Türk Hava Yolları'nı yap kredi almış, ziraat satmış. Pegasus'u HSBC alımları devam ediyor. QNB almış. Gedik bul satmış. Yani bu HSBC bayağı aldı arkadaşlar. Şöyle bir ay desek yani HSBC 5.5 milyon lot almış. Şöyle devam ettiğimiz zaman arkadaşlar Konkala pek alış satış yok. Sasa'yı Bofa aldı. 2 milyon lot almış. Buz tacirler satmış. Demir çeliklerden vakıf almış. Oyak satmış. Yani Oyak yani destek vermesi lazımken bu Oyak grubu arkadaşlar yani ne yaptıysa bunlar son 2 senedir bu Oyak grupları yani Oyak Oya bağlı şirketler işte yani Hektaş özelinde diğer Oyak şirketleri adamlar sahip de çıkmıyorlar yani şu günde bile mesela satıyor adam yani oyak satmış şunu oyak bugün düşürdü yani buradan Ereğli'den alıcı bayağı bir alıcı var bayağı da bir satıcı var bofa 6 milyonluk satma 6 milyon not satmış buz 4 milyon not yatırım Finans 3 milyon not oyak 3 milyon not almış ya yani bu Oyaka vallahi bilmiyorum. Yani içimden böyle bazı şeyler söylemek geliyor ama başımıza bela olacak yani. Hareket garanti yedik almış, Info Ziraat satmış arkadaşlar. Vesteli Tacirler QNB bayağı bir alış var. Satışta da iş halk var. Onun dışında Hektaş yani şu Hektaş'ın durumuna bakın. Yani bir de şu da hala Pd bölü dedesi 3.76 bunun yani yüzde kaç düştü boşuna çık boşuna yükseltmişler bunu ellilere yani boş bir yükselme olmuş yani oyak grubu diye hani herkes dedi ki bir şey vardır ama hiçbir şey yokmuş yani altı boşmuş yani sasa eritti bu şeyleri yani bunda demir çelikler de öyle Bunlar da öyle Bakalım nereye kadar milletin sabrını zorlayacaklar yani. Lilak iş almış arkadaşlar. Şeker satmış. İyiydi bugün. Taban yaptılar. Bof 6 milyon lot satmış. Global 1 milyon 300 bin lot satmış. İş, ziraat baya bir alış var ama taban arkadaşlar. Şöyle bugünün haberlerine de baktığımız zaman Suen mağaza sayısını %94 194'e ulaştırmış arkadaşlar. Horoz 436, milyon, 436 milyon TL yıllık ciro üreteceği değerlendiriliyor. Yeni depolar almış. E, bu kadar ciro yapacakmış. Kuzey Boru 20 milyonluk bir iş almış arkadaşlar. Önemli değil. E-Bebek finansal rapor 15, 15 Ağustos'ta açıklanacakmış. E, Enerya geç, Ahgaz geç, grtr geç. Plan duruş hakkında Lüks Kadife. Entra'dan açıklamalar var. Şirket şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyor. Evet arkadaşlar başka Ecos... Bunları okumuştuk arkadaşlar sabah zaten, iş almıştı. Bunları zaten sabah okumuştuk. Favorilerden Patek, Patek. Bunları okumuştuk zaten arkadaşlar, biliyorsunuz. Bugün 10473 arkadaşlar. Borsa bayağı bir düştü. Şu altın Brent petrolde de ne oluyorsa iniyor çıkıyorlar bakalım ne olacak yani. Şuradan yani Bofa sabah 600 milyonluk mu 400 milyonluk 500 ya da alıştaydı. İşte akşam gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 milyar 111 milyonluk satış tarafında kapattı. Bakalım pazartesi ne olacak arkadaşlar? Pazartesi inşallah ölmezsek. Şöyle bir baktığımız zaman biz e, BIST 100'e yani gördüğünüz gibi şöyle hepsi kıpkırmızı. Şu bankaları şöyle bir de aşağı alsalar var ya borsa yani 7000'e gider yani bankaları şöyle biraz aşağı alıyoruz deseler, bankaları %25 falan bir düşüreceğiz deseler genel olarak Borsa 7000'e gider yani. Zaten 7000'den 11000'e bankalarla gitmişti zaten. Bankalar aşağı almaya başlarsalar yani gider. yani bir potansiyeli olmuş olur yani. Oyak grubu arkadaşlar yani İskenderun demiryekinden şurada Oyak alıştaydı. Sonra satışa geçti. Yani şu Oyak bu senin şirketin zaten. Bunu yani bu bu zamanda niye satıyorsun yani? Zaten %5'i halka açık. Bakalım bu oyak grubu ne yapacak arkadaşlar. Merak ediyorum. Bu önümüzdeki bir iki sene çok güzel işler yapmaları lazım. Yani çok fena güven sarstılar. Yani özellikle heyk taşta şu heyk taşı yani Allah'tan ben bunu hiç bulaşmadım bu heyk Yani bunlar düştüğü zaman bu heyk taşı 15'lere falan düşmüştü. Sasa'da ee, 40'ın altındaydı 37'lerde falan da sanırım. Biz Sasa aldık yani. Sasa dedik. Milli Tektaş dedi. Sasa dedi. yani Sasa patron karışıyor falan. Hektaş'ta karışmıyor. Hektaş daha iyi dediler. Allah'tan biz Hektaş'a karışmadık. Yani Hektaş almadık da Sasa aldık yani. Şöyle bak 12'lerde yani. Evet arkadaşlar pazartesi yani herkese iyi haftalar diyelim. Artık nasıl iyi hafta olacaksa. Milleti bayağı şey yaptılar. Ee, Morali bozmaya gerek yok arkadaşlar. Fisteler yükseldiği zaman moral bozduğumuz bize kalıyor yani. Bozduğumuz moralle kalıyoruz. Önemli olan bizim moralimiz. Yani moralimizi yüksek tutmamız gerekiyor. Güvendiğimiz şirketlere girdiysek artık moralimizi bozmayacağız yani. Evet pazartesi sabah e, açılışta inşallah görüşürüz arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları. Bir de arkadaşlar videoyu videoları beğenmeyi unutmayın. İlgili arkadaşlar lütfen videoları beğenirseniz sevinirim.